Çocuklardaki gelişim problemleriyle devam edelim. Evet, şimdi çok güzel bir soru bağlantılı olduğu için. Evet. Şimdi doğdu diyelim. Zekası belli, kapasitesi belli. Siz doğan bir çocuğa hemen üşüttü, üşütme, grip, nezle herhangi bir şey oldu. Ver antibiyotiği, ver antibiyotiği. Ne oldu? Zehirlediniz, bitti, çocuğu zehirlediniz. Zekası da sıfır oldu, her şey sıfır oldu. Bitti, gitti. Çocuk yakalanır, alerji, cilt hastalıklarını vesaire vesaire. Ha, şurada bir şey unuttum. Hamilelikte hamile kalan bir bayan eğer bol çilek yerse çocuğu çok zeki olur. Ben bunu test ettim. Ben dördüncü çocukta hanıma çok bol çilek yedirdim. Maşallah 4 numara süper zeka. Bol çilek yedirirse çocuğuna, yerse hamile bir bayan, doğacak çocuğu süper zeka olur. Süper, dahi olur. Cini veya kimse ondan zeki olamaz. Bol çilek. Güzel olmasını istiyorsan bol ayva yedireceksin. Hamile bayana çok zeki olmasını istiyorsan bol çilek yedireceksin. Doğacak çocuğun sağlıklı olmasını istiyorsan spirulina. Spirulina farklı. Bundan vazgeçmeyeceksin. Evet. Zeka gelişimiyle devam Ha, edelim doğdu çocuk çocuklarda. diyelim. Evet. Zekası belli, bilgisi belli, kültürü belli vesaire. Diyelim IQ'su 120, 130. Kimyasal ilaçla çocuktaki herhangi bir rahatsızlığa müdahale ederseniz bağırsak florası gelişmediği için bağırsaklarda vitamin, mineral, enzim akışı azalır. Bağırsak florasında müdahale edildiği için buradaki faydalı bakteriler ölürse vitamin, mineral, enzim azalır. Azalırsa karaciğer vitamin, mineral, enzim salgılayamazsa beynin fonksiyonları azalır. IQ'su 130 olan bir çocuk doğduğunda kimyasal ilaçlarla müdahale edildiğinde o çocuğun zekası yavaş yavaş geriler. Gelişimi de geriler. Zekası da geriler. Elimizde çocuğu zehirleriz. Geri zekalı yaparız. Zekası normal doğan bir çocuğu. Kimyasal ilaçlarla müdahale edersek tehlikelidir. Diyelim ki normal gelişmiyor. Başka sebeplerden. Boyu gelişmiyorsa, boy bakımından bir problem varsa, bunun sebebi hipofiz bezesi. Birçok hormon salgılar da bunlardan biri de stomaprenin denen bir hormon. Bu kişinin normal sağlıklı gelişmesini sağlar. Eğer ki hormon oranı azalırsa ne olur? Çocuk kısa boylu kalır. Buna karşı iksir aloe vera jel 40 kilit forte kullandığı zaman kemikleri güçlendirir. Normal sağlıklı gelişir. Vitamin, mineral, enzim eksikliği varsa ki gelişme çağındaki çocuklarda spirulina bebeklere dahi verilebilir. Anne sütünden kesildikten sonra spirulina verilirse vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Her türlü enzim içerir. Omega 3, 6, 9 yağlarını içerir. Anne sütüyle eş değerdir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Fazla yersen ne olur? Defacette dışarı atar. Hiçbir problem yok. Kimyasal ilaç gibi değil. Vitamin verdin. B vitamini, E vitamini, A vitamini. Yan tesiri var. D vitamini verdin, yan tesiri var. Mineral verdin. Demir, çinko, bakır vesaire. Hepsinin yan tesiri var. Yani doğal değil. Fakat spirulina verirseniz içerisinde her şey zaten var. 2000 çeşit enzim var. B vitamini var, A vitamini var, K vitamini var, H vitamini var. Omega 3, 6, 9 yağ asitleri var. Hiçbir yan etkisi yok. Fazla verseniz de zararı yok. Defacette dışarı atılır. Bitti gitti yani. Evet, çocukların zeka gelişimi için beslenme açısından da ne gibi besinlere öncelik verilmesi gerekiyor genel anlamda bakacak olursak? Yani abur cubur yememek gerekir. Cips, jelibon, kek, kola kimyasal madde içerir. Çocuk için tehlikedir. Kimyasal ilaç almış gibi zehirler. Bir. İkincisi kola iç vesaire kimyasal madde içerir. Tehlikelidir çocuk için. Üç. Çocukları şampuanla yıkamak, sıvı sabunlara, bunlar çocuğa zehirler, tehlikelidir. Kimyasal madde içerir. Şampuanlar gelişim çağındaki bebekleri, çocukları negatif etkiler. Peki bunun yerine nasıl bir Doğal çözüm sabun, olacak? doğal sabun, doğal sabun, sıvı sabun, sıvı şampuan, sodyum lauryl sülfat içerir, SLS, çok tehlikelidir. Avrupa'da, Amerika'da bunun tehlikeli olduğu belgelenmişti. Deterjanlarda, çamaşır sularında, çamaşır tozlarında, sıvı sabunlarda, şampuanlarda SLS var.
Sodyum lavril sülfür. Ben mesela dedim ki hanımefendilere mutfakta Arap sabunu, banyoda sabun kullanmak gerek. Atın bunları, lüzumu yok dedim ama vatandaş alışmış, bırakamıyor onu. Bırakamıyor. Bırakamıyor. İlla ki onları kimyasal ilaçları kullanacak, zehirlenecek, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire vesaire tetikleyecek.